Annem ölmüş bugün. Belki de dün, bilmiyorum. Husur evinden bir telgraf aldı. Anneniz vefat etti, yarın kaldırılacak, saygılar. Bundan bir şey anlaşılmıyor. Belki de dündü. Husur evi Marengo'dadır. Cezayir'den 80 kilometre uzakta. Saat 2'de otobüse biner, öğleden sonra oraya varırım. Bütün gece başında bekler, yarın akşama da dönerim. Patrondan 2 günlük izin istedim. Ortada böyle bir mazeret varken hayır diyemezdi. Ama pek de hoşnut görünmüyordu. Hatta ona, bunda benim bir suçum yok dedi. Karşılık vermedi. O zaman böyle söylememeliydim diye düşündüm. Hem özür dilemek için neden de yoktu. Asıl onun bana başsağlığı dilemesi gerekirdi. Öbür gün beni yas elbisesiyle görünce diler elbette. Şimdilik sanki annem pek ölmemiş gibi. Ama gömüldükten sonra tam tersine mesele kapanmış olur ve her şey daha resmi bir kılığa girer. Saat 2'de otobüse bindim. Hava çok sıcaktı. Yemeği her zamanki gibi Kereste'nin lokantasında yedim. Benim adıma hepsi çok üzülüyorlardı. Kereste bana, insanın bir tek anası olur dedi. Gideceğim zaman beni kapıya kadar geçirdiler. Emanuel'in odasına çıkıp siyah boyun bağıyla siyah kol şeridini almam gerektiği için biraz telaşlıydım. Birkaç ay önce onun da amcası ölmüştü. Otobüsü kaçırmamak için koştum. Bu aceleden, koşuştan, üstelik bunlara eklenen sarsıntıdan, benzin kokusundan, yoldaki ve gökteki ışıklı ısı yansımasından, herhalde bütün bunlardan olacak sızmış kalmışım. Hemen bütün yıl boyunca uyumuşum. Gözlerimi açtığımda kendimi bir askerin üstüne abanmış buldum. Bana bakıp gülümsedi ve uzaktan mı geliyorsun diye sordu. Kısa kesmek için evet dedim.